bundan 10 sene kadar evvel falan, daha bu Netflix'ler bilmem neler falan yokken, İngiltere'deki Fat Duck restoranın sahibi Heston Blumenthal'in çektiği ve YouTube'a koyduğu bir documentary önüme çıktı. Seyrediyorum. Bir tanesini hiç unutmuyorum. Mükemmelliğin izinde gibi bir İngilizce çeviri bir ismi vardı. Diyelim ki sosis yapıyoruz diyor. Nasıl? O da bir obsesif kompulsif disorder bir herif. Diyelim ki sosis yaparız diyor. Önce bir arge yapıyor ve diyor ki en sevdiğiniz sosis neden yapılmadır diyor. İşte o bu şu 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 sonuçlardan sonra anlıyor ki, çok basit anlatmaya çalışacağım. Çok uzun bir hikaye çünkü. Domuzdan yapılan, domuz etinden yapılan sosisin iyi olduğunu hatırladığım kadarıyla buluyor. O diyor ki en iyi domuz eti nerede yetiştirilir diyor. İşte İngiltere'nin kuzeyinde diyor diyelim. İngiltere'nin kuzeyine gidiyor. Abicim diyor, burada diyor en iyi domuz eti nerede yetiştirilir? İşte diyorlar sol tarafta yetiştirilir diyorlar. İşte sol tarafa gidiyor. İşte burada en iyi domuz eti nerede? İşte Mehmet'in çiftliğinde yetiştirilir. Mehmet'in çiftliğine gidiyor. Mehmet kardeş diyor, en iyisi sende yetiştiriliyormuş. Senin çiftlikteki en iyi domuzlar kimin bakımında diyor. İşte diyorsa şu soldaki kadının diyor. İşte o soldaki kadına gidiyor. Sendeki domuzların diyor en iyileri hangileri diyor. İşte dişileri diyor. Dişilerin en iyileri hangileri diyor. İşte diyor doğumdan evvelki. Doğumdan evvelkilerin hangileri en iyi diyor. Sarışınlar. Sarışınların hangileri en iyi diyor. Saçını boyatmayanlar falan. En sonunda öyle bir domuz eti buluyor ki daha bunun rakibi yok. Bu işte mükemmelliğin peşinde. Tabii onun artı içindeki başka katkı maddeleri, şunları bunları falan filan var ama ben o zinciri anlatmak istedim. Ya sen de başka bir sosis yaparsın, başka yönlerden bir mükemmelliği kovalar ama böyle dıdısının yaptığın zaman o zaman taklit edilemez bir hale geliyor. Ve sana özel bir hale geliyor. Ve o zaman çok basit bir anlatımla aktarmaya çalışayım müsaade ederseniz. Merdiven altı bir sosis alırsan, merdiven altı bir sosisçi oluyorsun. İyi bir markadan sosis alırsan, iyi bir markanın, temiz bir markanın etini, sosisini kullanıyor oluyorsun. Çok pahalı, kestiğin zaman içinden gravyer peynirleri akan bir sosisçiden sosis alıyorsan, çok iyi bir sosisli sandviç yapıyorsun. Kendi sosisini kendin imal ediyorsan, zaten taklit edilemez bir sosisli sandviç yapıyorsun. Çünkü ötekilerin hepsini zaten birisi alıp koyduğu anda onlar da senin aynı şeylerini yapıyor. Bir de bu kadar mükemmeline, bu kadar bilmem nesine koşuşturduğun zaman o zaman işte benim adamım oluyorsun.